Gıda stratejik bir madde. Dünyadaki tarımsal üretimi büyük oranda küçük üretici yapıyor. Birleşmiş Milletler de 2014 yılını Dünya Aile Çiftçiliği Yılı olarak ilan etti. Türkiye'de de aile çiftçiliğinin azalmakta olması tarımsal üretime olumsuz yansıyor. Tüm dünyadaki tarımsal üretimin %80'e yakınının küçük işletmeciler yani aileler tarafından yapıldığını biliyor muydunuz? Bu oran Türkiye'de daha da fazla. Artan maliyetler, toprakların bölünmesi ve köyden kente göç aile çiftçiliğine olumsuz yansıyor. Türkiye'de 2012 yılı sonunda 2 milyonu aşkın çiftçi tarımdan koptu. Dedemden beri bu işi yapıyoruz. Şu anda 500 tane koyun keçi olarak hayvanımız var. Bu yılda 80-85 ton keçi sütü üretiyoruz. 15 ton falan da koyun sütü üretiyoruz. Aile çiftçiliği hem gıda güvenliği hem de istihdam açısından stratejik önemde. Küresel ekonomik baskılar üretimin, tarımsal sahaların her geçen yıl azalmasına yol açıyor. Bunlar ne olacaklar? Kentlere gelecekler. Kentlerde bunlara iş lazım. Kentlerdeki sanayi ve hizmetler sektöründeki büyüme hızı kırlardan kentlere gelecek insanları karşılamaya uygun değil. Bu nedenden dolayı kentlerde yoksul semtler oluşacak. Böyle bir gelişim var. İşte Birleşmiş Milletler bunu anlamış durumda 2014 yılında. Dolayısıyla aile çiftçiliğinin tekrar egemen olmasını sağlamak için bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Türkiye'de 2012 yılı sonunda 3,3 milyon hektar tarım arazisi ekilemedi. Bu ekilmeyen arazilerin büyük bölümü de küçük çiftçilerin sahip olduğu araziler. En önemli nedeni yüksek girdi maliyetleri ve genç nüfusun büyük kentlere göç etmesi nedeniyle köyde kalan yaşlı nüfusun burayı işleyememesi. Bu nedenle Türkiye'de de hem kırsal politikalarda hem de tarımda küçük çiftçiliğin, küçük üreticiliğin desteklenerek hem bu arazilerin ekilmesi hem de bu alanda tarımsal üretimin arttırılması için Avrupa Birliği'nde olduğu gibi desteklenmesi gerekiyor. 5 kardeşiz. Çalışıyoruz ailece. Gece gidiyoruz bu işin. Bunu yetiştirmeye çalışıyoruz ama ayakta zor duruyoruz. Bu noktada görünen en önemli çözüm yolu kooperatifleşme. Tarımsal amaçlı kooperatiflerle bunların örgütlenmesi. 2012 yılında da Birleşmiş Milletler Dünya Kooperatif Yılını ilan etmişti. Bu rastlantısal bir şey değil. O nedenden dolayı biz aile çiftçiliğini korumak zorundayız. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da bu konuda çeşitli önlemler alıyor. Bitkisel üretimde olsun, hayvansal üretimde olsun yapacakları faaliyetlerin tamamını destekliyoruz. Ayrıca biz zaten tarımsal kalkınma kooperatifleri aracılığıyla aile bazlı işletmeleri örgütsel olarak destekleyerek ayrı bir destekleme sistemimiz var. Aile işletmeleri, aile işletmesi ama girdisini ve çıktısını toplu alan ve satan örgütler, kooperatifler. Dolayısıyla bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar zaten bu kapsamda yürüyor. Efendim Sabah Haber'in bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte yeni gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın ve lütfen sağlıcakla.